Kars, Ahlak Üzerine Mektuplar Prenses Elizabeth'e Egmont, 21 Mayıs 1643 Madam, antezinizin emirlerini yazılı olarak almak şerefini bana bahşeden lütufları hiçbir zaman ümit etmeye cesaret edemeyeceğim derecede büyüktür. Ve kusurlarımı şiddetle arzu ettiğim lütuftan daha iyi örtüp hafifletmektedir. Çünkü dileğim, lahayde bulunduğum son günlerde önünüzde saygıyla eğilmek ve pek naciz hizmetlerimi emrinize arz etmek şerefine nail olduğum takdirde emirlerinizi ağzınızdan işitmekti. Bu da bana aynı zamanda pek çok harikaları temaşa etmek fırsatını verecekti. Böylece ressamların çizdiği melek vücutlarına benzeyen bir vücuttan İnsanüstü sözlerin çıktığını görerek yeryüzünden gelip de cennete yeni girenlerin duyması gereken hayranlığı duyacaktım. Bu da beni şüphesiz, altesinizle daha önce konuşmak şerefine nail olduğum zaman gördükleri kusurum yüzünden kendilerine cevap vermeye daha az kabiliyetli kılacaktı. Bunun içindir ki yüksek merhametiniz, düşüncelerinizin izlerini bir kağıt parçası üzerine çizmekle bu kusurumu hafifletmek istemiştir. Gerçekten ben de onları birçok defa tekrar tekrar okuyup incelemeye almakla daha az şaşalamaktayım. Fakat ilkin pek ince görünmelerinden başka, inceledikçe daha doğru ve daha sağlam görünmelerine de bakarak hayranlığım daha da artmaktadır. Gerçekten diyebilirim ki, altesinizin ortaya attığı mesele, yayınladığım yazılardan sonra Pek haklı olarak bana sorulabilecek bir meseledir. Zira insan ruhunda iki şey vardır ki tabiatı hakkında edinebileceğimiz bütün bilgiler onlara bağlıdır. Bunlardan biri düşünmesi, öteki de bir bedenle bileşmiş olduğuna göre bedene tesir etmesi ve bedenden müteessir olmasıdır. İkincisi üzerine hemen hemen bir şey demedim yalnız birincisini anlatmaya çalıştım. Çünkü benim esas maksadım ruh ile beden arasındaki ayrılığı ispat etmektir. Buna da yalnız birincisi yarayabilirdi. Ötekisi ise zararlı olurdu. Fakat altesiniz kendilerinden hiçbir şey saklamaya imkan olmayacak derecede her şeyi açıkça gördükleri için burada ruh ile bedenin birleşmesini nasıl kavradığımı ve ruhun nasıl bedeni hareket ettirmek gücünde olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bence ilkin bizde bazı ilk kavramlar vardır. Bunlar bir takım asıllardır ki başka bütün bilgilerimizi onların örneği üzerinde kuruyoruz. Ancak bu türlü kavramlar pek azdır. Zira kavradığımız her şeye uyan o en genel varlık, sayı kavramlarından sonra ayrıca cisim için uzam kavramı vardır. Ondan da şekil ve hareket kavramları çıkar. Yalnız ruh içinde ancak düşünce kavramı vardır. O da algılayışın algıları ile iradenin temayüllerini ihtiva eder. Son olarak ruh ile bedenin ikisine birden ait olan ruh ile bedenin birleşmesi kavramı vardır. Ruhun vücudu hareket ettirmek kavramı ile vücudunda duygular ve pasyonlar doğurmak suretiyle ruha tesir etmek gücünün kavramı bu birleşme kavramına bağlıdır. Yine bence bütün insan bilimi bu kavramları iyi ayırt edebilecek ve her birini ait olduğu şeye yükletebilmekten ibarettir. Zira bir güçlüğü ait olmadığı bir kavramla açıklamak istediğimiz zaman kendimizi aldanmaktan koruyamayız. Bu kavramları başka bir kavramla açıklamak istediğimiz zaman da bu böyledir. Çünkü ilk olduklarından her biri ancak kendisiyle anlaşılabilir. Duyularımızı kullanma bize uzam, şekil, hareket kavramlarını ötekilerden daha aşina akıldığı için yanlışlarımızın başlıca sebebi umumiyetle bu kavramları ait olmadıkları şeyi açıklamak için kullanmak istememizdir. Mesela ruhun tabiatını kavramak için muhayyileyi kullanmak istediğimiz yahut da ruhun bedeni hareket ettirme tarzını bir cismin başka bir cismi hareket ettirme tarzıyla kavramak istediğimiz zamanda olduğu gibi. Bunun içindir ki altesinizin lütfen okumak tenezzülünde bulundukları düşüncelerde yalnız ruha ait olan kavramları yalnız bedene ait olanlardan ayırarak anlatmaya çalıştıktan sonra şimdi de ilk olarak yalnız ruha ve yalnız bedene ait olanları bir yana bırakarak ruh ile bedenin birleşmesine ait olan kavramları anlatmaya çalışacağım. Bundan da altıncı itirazlara verdiğim cevabın sonu işime yarayabileceğini sanıyorum. Zira bu basit kavramları ancak ruhumuzda arayabiliriz. Hepsi tabiatı gereğince ruhta bulunmaktadır. Fakat ruh onları her zaman yeterce birbirinden ayırmamakta yahut da yükletilmesi gereken şeylere yükletilmemektedir. Böylece zannediyorum ki, bundan önce ruhun beden üzerine tesir kavramı ile bir cismin başka bir cisim üzerine tesir kavramını karıştırdık ve her iki kavramı ruha değil çünkü onu yeterce bilmiyorduk, fakat cisimlerin ağırlık, sıcaklık gibi bir takım özelliklerine yüklettik. Bunların da gerçek olduklarını, yani cismin varlığından ayrı bir varlığı olduğunu, Dolayısıyla da özellik adı vermemize rağmen cevher olduklarını tasavvur ettik. Onları kavramak için onlara yüklettiğimiz şey maddeli veya maddesiz oluşuna göre bazen bizde cismi tanımak için bulunan kavramları bazen de ruhu tanımak için bulunan kavramları kullandık. Mesela ağırlık hakkında biricik bilgimiz onun bulunduğu cismi yerin merkezine doğru hareket ettirmek kuvvetine sahip oluşudur. Buradan onun gerçek bir özellik olduğunu farz ederek bu cismi nasıl harekete geçirdiğini ve ona nasıl katıldığını kavramakta güçlük çekmiyoruz. Bunun da bir yüzeyin başka bir yüzeye dokunmasıyla olacağını sanmıyoruz. Zira bunu kavramak için özel bir kavramımızın olduğunu kendimiz de tecrübe ediyoruz. Ve bu kavramı fizikte de göstermeyi ümit ettiğim gibi cisimden gerçek Olarak ayrı bir şey olmayan ağırlığa tatbik etmekle fena kullandığımızı sanıyorum. Çünkü bu kavram bize ruhun maddeyi hareket ettirme tarzını kavramak için verilmişti. Fikrimi açmak için daha fazla söz söylemekle altesinizin eşsiz zekasını yeterince tanımadığımı göstermiş olacağım gibi. Cevabımın kendilerini tamamıyla tatmin etmeyeceğini sanmaya kalkmakla da kendimi fazla beğenmiş olurdum. Böylece burada sözüme fazla bir şey ilave etmemekle her ikisinden de kaçınmaya çalışacağım. Fakat sadece eğer altesinizin beğenecekleri bir şeyi yazmak veya söylemek gücündeysem bu iş için kalemi ele almayı veya lahayaya kadar gitmeyi büyük lütuf olarak kabul edeceğim. Çünkü benim için dünyada altesinizin emirlerini yerine getirmekten daha aziz bir şey olamaz. Madam. Altesiniz, pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı Descartes. Prenses Elizabeth'e Egmont, 28 Haziran 1643. Madam. Benden sormak lütfunda bulundukları meseleyi önceki mektuplarımda kötü açıkladığımı gördükten sonra bile gene beni aynı konu üzerinde dinlemek sabrını göstermek büyüklüğünde bulunmalarından ve bana unuttuğum şeyleri görmek fırsatını vermelerinden dolayı altesinize pek çok minnettarım. Onların da başlıcaları şunlardır sanırım. Her biri birini ötekiyle karşılaştırarak değil de ötekinden ayrı olarak tek başına bilinen üç türlü ilk fikir veya kavramı yani ruh, beden ve ruhla bedenin birleşmesi kavramlarını birbirinden ayırt ettikten sonra bu üç türlü kavram arasındaki ayrılıkla onları edinmemizi sağlayan ruh işlemleri arasındaki ayrılığı da açıklamam ve her birini anlaşılır ve kolay kılmak vasıtalarını söylemem gerekirdi. Bundan sonra da ağırlık kıyaslanmasını niçin kullandığımı söyleyerek ruhu maddi olarak kavramak isteyenler bulunmasına rağmen yine maddeden ayrı olduğunu tanımaktan geri kalmadığımızı göstermem gerekirdi. Altezinizin Açıklamamı emir buyurdukları bütün konuda budur sanırım. Böylece ilk olarak bu üç türlü kavram arasında aşağıda göstereceğim noktalarda büyük bir fark görüyorum. Ruh yalnız anlayışla kavranır. Beden yani uzam, şekil, hareket, Yalnız anlayışla kavranmakla beraber muhayyileden yardım gören anlayışla daha da iyi kavranabilir. Sonra ruh ile bedenin birleşmesine ait şeyler de yalnız anlayışla karanlık olarak kavrandığı gibi muhayyileden yardım gören anlayışla da açık olarak anlaşılamaz. Ama duyularla pek açık olarak bilinir. Bunun içindir ki felsefe ile hiç uğraşmayıp da ancak duyularından faydalananlar, Ruhun bedeni hareket ettirdiğinden, bedenin de ruha tesir etmesinden şüphe bile etmezler. Hem de ikisini bir şeymiş gibi görür, yani ikisinin birleşmesini kavrarlar. Zira iki şey arasındaki birleşmeyi kavramak, onları bir tek şey olarak kavramaktır. Sırf anlayışı uğraştıran metafizik düşünceler bize ruh kavramını anlaşılır kılmaya yarar. Şekillerle hareketleri incelemekte Başlıca muhayyileyi kullanan matematikler ise bizi beden üzerine seçik kavramlar edinmeye alıştırır. Son olarak da yalnız hayat tecrübeleriyle her günkü konuşmalardan faydalanarak düşünmekten ve muhayyileyi çalıştıran şeyleri incelemekten sakınarak da ruhla bedenin birleşmesini kavramayı öğreniriz. Altesinizin burada ciddi olarak konuşmadığımı sanmasından korkuyorum. Fakat böyle bir şey kendilerine borçlu olduğum ve yerine getirmekte hiçbir zaman kusur etmeyeceğim saygıya sığmaz. Doğrusunu söylemek gerekirse incelemelerimde her zaman güttüğüm ve bilgi edinmek için en çok kullandığımı sandığım başlıca kural şu olmuştur. Ben her gün ancak birkaç saatimi muhayyileyi uğraştıran düşüncelere, her yılda ancak pek az zamanımı yalnız anlayışı uğraştıran düşüncelere verdim. Zamanımın geri kalan bütün kısımlarını ise duyularımın dinlemesiyle ruhumun sükunetine verdim. Hatta bütün ciddi konuşmalar ile dikkati gerektiren her şeyi muayile çalışmaları sırasına koyuyorum. Bu da benim kırlara çekilmeme sebep oldu. Zira dünyanın en kalabalık şehrinde bile şimdi incelemeye verdiğim zaman kadar boş zaman bulabilsem de Yine zihnim hayatın endişelerinin gerektirdiği dikkatle yorulurken boş vaktini faydalı olarak kullanamazdı. Eğer burada müsaadenizi almadan bunu yazmaya kalkıyorsam buna sebep adresinizin yüksek ruhlu ve yüksek asaletli kimselerde eksik olmayan işleriniz ile meşgaleleriniz arasında ruh ile beden arasındaki ayrılığı iyice bilmek için gereken düşüncelerle uğraşacak kadar boş vakit bulabilmelerine karşı duyduğum gerçek hayranlığı ifade etmektir. Fakat az dikkat isteyen düşünmelerden ziyade asıl bu düşünmelerin altesinize ruh ile bedenin birleşmesi üzerine edindiğimiz kavramda müpemlik bulduğunu görmek imkanını verdiğini sanıyorum. Zira insan zihninin hem ruhla hem beden arasındaki ayrılığı, hem de ikisinin birleşmesini aynı zamanda kavrayabileceğini sanmıyorum. Çünkü onları hem bir hem de iki şey olarak kavramak gerekiyor. Bu ise bir tenakuzdur. Ve bu sebepten bundan önce düşüncenin bedenimizle birleştiği gibi umumiyetle bir cisimle birleştiğini hayal ettiğimiz ağırlık ve başka özelliklerle kıyaslanmadan faydalandım. Bu özelliklerin hayal edildiği gibi gerçek olması yüzünden bu kıyaslanmanın yersiz olmasına hiç önem vermedim. Çünkü altesinizin daha önce ruhun bedenden ayrı bir cevher olduğuna tamamiyle kani bulunduğunu sanmıştım. Fakat madem ki altesiniz ruha madde ve uzam yükletmenin ona maddeye sahip olmaksızın bir cismi harekete getirmek ve cisim tarafından harekete getirilmek iktidarını yüklemekten daha kolay olduğuna işaret buyuruyorlar. Öyleyse bu madde ile bu uzamı istedikleri gibi ruha yükletmelerini rica edeceğim. Zira bu onu bedenle birleşmiş olarak kavramaktan başka bir şey değildir. Bunu iyice kavrayıp kendilerinde duyduktan sonra düşünceyi yüklettikleri maddenin düşünce olmadığını, maddenin uzamının düşüncenin uzamından başka bir tabiatta olduğunu kolayca görecektir. Çünkü birincisi belli bir yerde sınırlıdır ve başka her cismin uzamını bu yerden uzaklaştırır. İkincisi ise bunu yapmaz. Böylece adresiniz ruh ile bedenin birleşmesini kavradıktan sonra kolayca ayrılıklarının bilgisine geçebilecektir. Son olarak sanıyorum ki hayatta bir defa metafiziğin ilkelerini iyice anlamak zaruridir. Çünkü bize Tanrı ile ruhun bilgisini veren onlardır. Fakat düşüncesini çokça onları düşünmeye vermenin zararlı olduğunu da sanıyorum. Çünkü o zaman düşüncemiz muhayyile ile duyuların işleriyle gerektiği gibi uğraşamaz. Ama en iyisi bu ilkelerden çıkarılan sonuçları hafıza ve zihinde iyice tutmakla yetinmek. Sonra tetkik için geri kalan zamanı da anlayışın muhayyele ve duyularla birlikte uğraştığı düşüncelere vermektir. Altesinize hizmette duyduğum sonsuz sadakat bana açık sözlülüğümü beğenecekleri ümidini veriyor. Buna güvenerek burada daha uzun bir noktaya başlayabilecek ve ortaya atılan meselenin bütün güçlüklerini bu defa da aydınlatabilecektim. Fakat Utrecht'ten aldığım kötü bir haber, benim mektubu burada bitirmek, elden geldiği kadar bu münasebetsiz kavgalardan kurtulma yolunu aramak zorunda bırakıyor yargıcı, profesörlerden biri hakkında yazdığımı tatkik etmek için beni mahkemeye çağırıyor. Halbuki bu adam haksız yere bana iftira etmiştir. Ben de kendimi müdafaa için herkesçe malum olan yazıyı yazmıştım. Madam, altezinizin pek saygılı, pek itaatli hizmetkarı Dekars. Prenses Elizabeth'e Egmont, 18 Mayıs 1645 Madam, Altezinizin epeydir hasta bulunduklarını Monseigneur de Pollot'unun mektubundan öğrendiğim zaman son derece hayret içinde kaldım. Ve yalnızlığıma çok kızdım. Çünkü o yüzden daha önce haber alamadım. Her ne kadar dünyadan el etek çekmiş olsam ve dünyada olup bitenden hiçbir haberim bulunmasa da, Bununla beraber altezinize hizmet etmekte duyduğum vazife ve mükellefiyet, sağlık durumları hakkında bu kadar uzun zaman bilgisiz kalmama müsaade etmemeli ve sırf bu maksatla lahayeye kadar gidip saatleri hakkında malumat edinmeliydim. Fakat Monsieur de Polot, iki ay önceki bir mektubunda pek acele yazdığı için sonraki posta ile yeniden yazmayı vaat etmişti adresinizden mektup alamadığım zamanlar, sağlıkları hakkında bana malumat vermekte asla kusur etmediklerini bildiğim için, durumunuzda bir değişiklik olmadığını hükmetmiştim. Fakat son mektubu ile 3-4 hafta kuru bir öksürükle yavaş bir hummadan muzdarip olduklarını, 5-6 gün iyileştikten sonra hastalığın yeniden geldiğini ama bana yazdığı esnada Altesinizin yeniden iyileşmeye başladığını öğrendim. Bunda da pek önemli bir hastalığın alametlerini görüyorum. Bununla beraber altesinizin muhakkak çaresini bulabileceğini sandığım için kendilerine bunun üzerine kanaatimi yazmaktan vazgeçemiyorum. Zira hekim değilsem de altesinizin geçen yaz muzdarip bulundukları başka bir rahatsızlık üzerine fikrimi sormakla bahşetmiş oldukları şeref bana izinlerini almadan fikrimi söylemeye kalkmamın kendilerine nahoş gelmeyeceği ümidini veriyor. Yavaş hummanın en umumi sebebi hüzün ve kederdir. Talihin ailenizi tedirgin etmekte gösterdiği inat, size durmadan bir takım üzüntü ve sıkıntı vesileleri veriyor. Bunlar o kadar belli ve aşikar sıkıntılar ki, hastalığınızın başlıca sebebi bu olduğuna hükmetmemek için ne fazla düşünmeye ne de işlerden iyi anlamaya ihtiyaç vardır. Talihin gadrine rağmen, fazilet kuvvetiyle ruhumuzu memnun kılmaya çalışmadıkça, bu rahatsızlıktan tamamıyla kurtulamayacağınızdan korkuyorum. Talihin her gün kendisine bir sürü sıkıntı ve üzüntü verdiği bir kimseyi, neşeli olmaya kandırmanın tedbirsizlik olacağını pek iyi bilirim. Ben, bilgelerinin duygusuz olmasını isteyen o zalim filozoflardan değilim. Altesinizin kendilerinden ziyade ailesini ve sevdiklerinin menfaatleri için müteessir olduklarını da biliyorum. Bunu da faziletlerin en sevimlisi olarak görüyorum. Fakat zannederim ki yüce ruhlarla aşığı ve bayığı ruhlar arasındaki ayrılık başlıca şunlardır. Bayağı ruhlar ihtiraslarının esirleridirler başlarından geçen şeyler tatlı veya acı oluşuna göre bahtiyar veya bedbahtırlar. Yüce ruhlara gelince muhakemeleri o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki ötekiler kadar hatta onlardan daha fazla itirazları olmasına rağmen gene her zaman akılları hakimdir ve böylece ısıraplar bile işlerine yarar ve bu hayattan itibaren duydukları tam saadete yardım eder. Zira bir yandan kendilerine ölümsüz ve büyük memnunluklara elverişli ruhlar gözüyle bakarak, sonra öte yandan da birçok sakatlıklara maruz ve pek az zaman sonra mahvolmaktan geri kalmayan ölümlü ve geçici vücutlarla birleşmiş olduklarına bakarak, bu hayatta talihi kendilerine yar kılmak için ellerinden geleni yaparlar ama gene de ebediyetin yanında, bu hayata o kadar az değer verirler ki hayatta olup biten şeylere bizim komedyanın oyunlarına baktığımız gözle bakarlar. Nasıl bir tiyatroda oynandığını gördüğümüz hazin ve acı hikayeler gözümüzden yaşlar akıtmasına rağmen bizi çok zaman neşeli hikayeler kadar eğlendirirse aynı şekilde büyük ruhlarda başlarından geçen her şeyden hatta bunlar en acıklı ve en az katlanılır şeyler bile olsa bir memnunluk duyarlar. Böylece vücutlarında bir acı duydukları zaman sabırla katlanmaya çalışırlar. Güçlerini bu şekilde denemeleri de onlara tatlı gelir. Böylece dostlarını büyük bir teessür içinde görünce acılarını paylaşır ve ondan kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Hatta gerekirse bu uğurda ölümü bile göze almaktan korkmazlar. Fakat bununla beraber vicdanlarının vazifesini yerine getirdiğini, iyi ve faziletli bir iş gördüğüne dair şahitliği onları, Mehmet'ten gelen kederin müteessir kılmasından daha çok mesutkular ve nihayet talihin en büyük tufları onları hiçbir zaman sarhoş ve küstah kılmadığı gibi en büyük düşmanlıkları da vücutlarını hasta kılacak derecede onları ne yener ne de kederlendirir. Başka birine yazarken bu üslubu kullansaydım gülünç olacağından korkardım. Fakat altezinizi tanıdığım ruhların en asili ve en yükseği olarak gördüğüm için en mesudu olması gerektiğini de sanıyorum. Ve kendilerinden aşağıda bulunanlara bir göz atmak lütfunda bulundukları ve talihin elinden aldığı nimetler ile yakınlarının şahsında gösterdiği cefaları, kendilerinin sahip oldukları ve hiçbir kudretin elinden alamayacağı nimetler ile kıyasladıkları takdirde gerçekten en mesudu da olacaktır. Zira o zaman kendi elinde bulunan nimetlerden memnun olmakta ne kadar haklı olduğunu görecektir. Atesinize hizmette duyduğum sonsuz şevk ve gayret beni bu uzun konuşmaya sürükledi. Önlerinde saygıyla eğilerek eksiğimi bağışlamalarını dilerim. Madam, Altezinizin pek saygılı ve itaatli hizmetkarı Dekars. Prenses Elizabeth'e Egmont, Mayıs, Haziran 1645 Madam Altezinizin bendenize yazmak lütfunda bulundukları mektubu bu kadar nadir bir faziletin layık olduğu sağlık ve saadetle bir arada bulunmamasını görmenin verdiği sonsuz tesirlere düşmek sizin okuyamadım. Böylece durmadan karşınıza çıkan bir sürü üzüntüyü kolayca kavruyorum. Bunları yenmek de çok zordur. Çünkü çok zaman gerçek akıl onlara doğrudan doğruya karşı gelmeyi ve onları baştan atmayı buyurmaz. Bunlar bir takım iç düşmanlardır. Onlarla konuşmak zorundayız. Dolayısıyla da zarar vermelerini engel olmak için durmadan onlara dikkat etmeye mecburuz. Buna karşı ancak bir tek çare görüyorum. O da muhayyile ile duyuları elden geldiği kadar onlardan uzaklaştırmak. Tedbir bizi mecbur ettiği zaman da onları göz önüne almak için ancak yalnız anlayışımızı kullanmaktır. Bunda anlayış ile muhayyile veya duyular arasındaki ayrılığı kolayca görebiliriz sanırım. Vereceğim şu misallerle daha da iyi anlaşılacaktır. Mesela her türlü memnun olma imkanına sahip olan bir kimse, önünde durmadan meşhur facialar oynandığını görür ve sadece masal ve uydurma olduğunu bildiği hazin ve acı şeyler seyrederse, dolayısıyla da anlayışına dokunmaksızın gözünden yaş akıtan ve hayalini heyecanlandıran şeylerle uğraşırsa, yalnız bunun yüreğini sızlamaya ve ahvahla inlemeye alıştırmak için kafi geldiğini görecektir sanırım. Bundan sonra kanın dolaşımı gecikecek ve yavaşlayacak. Dolayısıyla da kanın birbirine yapışan kaba parçaları deliklerinde birikip duraklayarak dalığını kolayca tıkayabilecektir. Hareketini muhafaza eden ince kan parçaları da akciğeri bozabilecek ve zamanla tehlikeli olabilen bir öksürük doğuracaktır muhayilesini onlardan uzaklaştırmaya çalışır ve ancak işlerin zarureti zorladığı zaman onları düşünür. Geri kalan bütün zamanını ancak kendisine memnunluk ve neşe veren şeylerle uğraşmaya verirse, yalnız bu ona, kendisini ilgilendiren şeyler üzerine, onlara ihtirassız bir gözle bakacağı için daha doğru bir hüküm vermek faydasını sağladıktan başka, kederin sebep olduğu kan, mizaç, ve kıvamı yüzünden dalığı ile akciğerinin pek kötü bir durumda bulunmasına rağmen sağlığını düzeltmek imkanı da vereceğinden şüphe etmem. Hususiyle tıkanmalara sebep olan bu kan parçasını eritmek için hekimliğin ilaçlarını da kullanacak olursa bu iyileşme daha da sağlanmış olur. Buna da sıpa sularının pek elverişli olduğunu sanıyorum. Fakat altezinizin de içerken hekimlerin tavsiyelerini unutmamaları gerekir. Onlara göre böyle bir kür, esasında zihni her türlü kederli düşünceden sıyırmak, hatta bilimler üzerine her türlü ciddi düşünmeyi bırakmak lazımdır. Sadece bir ağaçlığın yeşilliğine, bir çiçeğin rengine, bir kuşun uçuşuna ve hiçbir dikkatte lüzum göstermeyen bu türlü şeylere bakmakla vakit geçiren kimseleri taklit etmeye uğraşmalıdır. Bu ise vaktini kaybetmek değil, iyi kullanmaktır. Zira bu arada tam bir sağlığa erişmek ümidiyle memnun yaşarız. Sağlıksa bu hayatta elde edilebilecek bütün nimetlerin temelidir. Yazdıklarımın hepsini, altezinizin benden daha iyi bildiğini ve burada güç olanın teoride çok pratik olduğunu pek iyi biliyorum. Fakat fikirlerimi işitmenin, kendilerine hiç de nahoş gelmediğine dair göstermiş oldukları büyük lütuf ve irtifat, bana onları kendilerine olduğu gibi yazmak, hatta kendimde tecrübe ettiğim şu vakayı da ilave etmek serbestliğini veriyor. Aşağı yukarı aynı, hatta daha da tehlikeli bir hastalık. Söylediğim ilaçta iyi olmuştur. Zira annem, ben doğduktan birkaç gün sonra, bazı sıkıntıların sebep olduğu bir akciğer hastalığından ölmüştür. Bana da ondan kur bir öksürük ile sarı bir beniz miras kalmıştır. Bu hal bende 20 yaşıma kadar devam etti. Beni bu yaştan önce gören hekimler genç öleceğimi söylüyordu. Fakat hayatta rastladığım şeylere her zaman bana onları en iyi gösteren açıdan bakmak, temayülü ve memnunluğumun başlıca kaynağını kendimde aramak, alışkanlığı beni yavaş yavaş bu hastalıktan büsbütün kurtarmıştır. Dünyada Altesinize hizmet etmek kadar ihtirasla arzu ettiğim bir şey bulunmadığı gibi hiçbir şey de beni emirlerinizi almak şerefine nail olmak kadar mesut kılamaz. Madam, Altesinizin pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı Degars. Prenses Elizabeth. Egmont, Haziran 1645. Madam, mektuplarını almak şerefine nail olduğum zaman, rahatsızlıklarından duyduğum tesürü bildiremediğimden dolayı beni af buyurmalarını altesinizden acizliğimle rica ederim. Zira mektuplarında her zaman öyle seçik fikirler ve sağlam muhakemeler görüyorum ki, onları kavramaya güçlü bir ruhun zayıf ve hasta bir vücutta konaklayabileceğine bir türlü inanamıyorum. Bununla beraber Altezinizin hastalıkla, hastalığı yenebilecek çareler üzerine gösterdiği bilgi bana, onları kullanmak için gereken maharetten mahrum olmadıklarını da sağlıyor. Uğradığımız yeni felaketlerin bizde doğurduğu ilk huzursuzluklara karşı koymanın hemen hemen imkansız olduğunu, hatta iyi ruhların umumiyetle pek şiddetli ve vücut üzerine daha kuvvetle tesir eden da duyduklarını, pek iyi bilirim. Fakat uyku, böyle hallerde kanda meydana gelen çalkantıyı yavaşlattıktan sonra, ertesi gün ruhu eski haline koymak ve sakinleştirmek mümkün olur sanırım. Bu da bir gün önce büyük bir felaket olarak kabul edilen şeyden, çıkarılabilecek faydaları gözden geçirmeye çalışmakla ve dikkatini hayal edilen fenalıklardan çevirmekle olur. Zira zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, kendisine elverişli bir açıdan bakabilir. Altesiniz, talihin kahırlarından şu umumi teselliyi çıkarabilirler ki, belki de onlar, düşüncesini kendilerinin işlediği noktaya kadar işlemelerine çok yardım etmişlerdir. Bu da bir imparatorluktan daha çok değer vermeleri gereken bir nimettir büyük servet ve refahlar çokça insanı o şekilde büyüler ve sarhoş eder ki, sahipleri onlara hükmedecek yerde onlar sahiplerine hükmeder. Her ne kadar sizin ruhunuz ayarındaki ruhlarda böyle bir şey olmasa da, gene servet ve refah ruhları talihsizlik kadar işleyemez. Sağduyu müstesna, dünyada mutlak olarak iyi denilebilecek hiçbir iyi bulunmadığına göre, sağduyuya sahip olunca kendisinden bir fayda elde edilemeyecek hiçbir kötülük de yoktur sanırım. Bundan önce fazla ciddi meşgalelerin ruhu yorarak vücudu zayıflatacağını sandığım için altesinizi biraz ihmalci olmaya, kandırmaya çalışmıştım. Fakat düşüncelerini kendilerini kederlendiren şeylerden uzaklaştırması için zaruri olan ihtimamlardan vazgeçmesini de tavsiye etmek istemem. Tetkiklerle vakit geçirme başkalarına pek yorucu gelebileceği halde Altez'inize ara sıra dinlenmek fırsatı verdiğinden hiç şüphe etmiyorum. Eğer onları kendilerine daha kolay kılmaya ufak bir yardımım olabilirse kendimi dünyanın en bahtiyar insanı sayarım. Böylece burada bahçemdeki debatların özelliklerini öğrenmek ve Groningen ve Utrecht'te durumun lehimde veya aleyhimde olup olmadığını bilmekten ziyade Spa sularının özelliklerini öğrenmek için daha iyiye gitmeyi arzu ederim. Bu da beni 4-5 gün sonra size yeniden yazmaya mecbur edecektir. Böylece de bütün ömrümce her zaman söylediğimde sadık kalacağım. Madam, altezinizin pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı, Decars.